Ben Mutiş Teacher, kanalıma hoş geldiniz. Ve 5. üniteyle karşınızdayım canım sekizlerim. 5. ünite gördüğünüz gibi internet ünitesi ve internetle ilgili simgeler. Yani kısacası bizlerden çok daha iyi bildiğiniz ve hakim olduğunuz bir konuyla karşınızdayız 5. ünitede. Bence sizler zorlanmayacaksınız. O yüzden ben hemen söz uzatmadan başlıyorum 5. ünitemize. Evet çocuklar, ilk olarak internet simgelerinden sizlere bahsedeceğim. Çünkü çıkabiliyor bunlar sorularda. O yüzden bu şekilde bir görsel hazırladım sizlere. Faydalı olacağını da düşünüyorum. İlk olarak hepinizin çok iyi bildiği login or logon. Yani oturum açmak. Login, logon. Connection. Connection. Bağlantı. Gördüğünüz gibi simgelerle beraber bakın. Upload. Dosya yüklemek. Attachment, eklenti. Logo, log off. Logo, log off. Oturumu kapatmak. Comment, yorum. Account, hesap. Confirm, onaylamak. Delete, delete. Silmek. Register, sign up. İkisi de kayıt olmak demek çocuklar. Register and sign up. Okay? Search, you know, araştırmak. Connect, bağlanmak. Search engine, şu arama motoru diyoruz ya. Search engine. Check, kontrol etmek. Reply, cevap vermek. Ve gördüğünüz gibi bazılarının simgelerini çizdim sizlere. Social networking sites dediğimiz sosyal medya siteleri. Kısaca SNS, SNC, SNS tarzında bir kısaltmaları da var. Aklınızda bulunsun diyorum ve diğer kelimelere geçiyorum. Biraz kelimeler fazla bu ünitede. Ben olabildiğince sizlerin işine yarayacağı olan kelimeleri seçtim. Ama tabii ki lütfen kitaplarınıza da çok iyi çalışın. İlk olarak what about the internet dedim sizlere ve ilk kelimem access. Access, erişmek. Browser, internet arayıcısı. Click, 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 click diyoruz yani. Tıklamak. Double click, çift tıklamak. File, dosya. Follower, takipçi. Settings, ayarlar. Software, yazılım. Subscribe, subscribe, abone olmak. Type, 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 bilgisayarda yazmak. Post, göndermek, yazı, kullanıcı. İlk bölümüm bu kadar. Geldim ikinci bölüme. Bunları yazın çocuklar, not alın mutlaka. Website, internet sitesi. Wi-Fi, bence iyi biliyorsunuz bunu. Wi-Fi, kablosuz internet. Addict, bağımlı. Nickname, takma isim. Online çevrim içi, offline çevrim dışı. Password, şifre. Block, engellemek. Broken, bu çok çok çıkacak karşınıza sorularda. My phone is broken tarzında cümleler göreceksiniz. İşte telefonum arızalı gibi. Bir de bu kelimemiz de önemli canlarım. Etiquette, etiquette, görgü kuralları anlamına geliyor. Expire date, expire date, son kullanım tarihi. Expert, uzman. Identity, kimlik. Obey, bir kurala uymak. Publish, yayımlamak. Reset, baştaki hale getirmek. Reset atmak diyoruz ya, Türkçe de geçti artık. Widespread, yaygın. Survey, anket. Regulate, düzenlemek. Copyright, telif hakkı. Ve blog, günlük tarzı web siteleri diye çevirdim ben bunu. Hani günlük gibi anlatıyorlar ya, şu bugün buraya gittim, bugün bunu aldım, çok iyi falan gibilerinden. Bloklar vardır ya, paylaşırlar her şeyi. Onlara diyoruz. Ve kelimeleri ben bu kadar hazırladım sizlere. Şimdi konuya gireceğim çocuklar. İlk olarak internet alışkanlıklarımız neler üzerine? Yani biz ne amaçla kullanıyoruz demek istiyorum bir nevi. İlk olarak play online games değil mi? Çevrim içi oyunlar oynuyoruz. Follow online courses. Canlı dersleri takip edebiliyoruz. Practice language.
Dil öğrenmek için de kullanıyoruz. Bunların hepsi bakın internet habits, okay? Do shopping online. Çevrimiçi alışveriş yapıyoruz. Search for information. Bilgi araştırıyoruz. Check online banking. İnternet bankacılığı biliyorsunuz. İnternet bankacılığını da kullanıyoruz. Watch videos, movies and series. Film, dizi, sorry, video, film ve dizi izleyebiliyoruz. Make new friends, arkadaşlar ediniyoruz. Chat online, çevrimiçi sohbet edebiliyoruz. Pay the bills, faturaları ödüyoruz. Read articles, news and books, makale, haber ve kitap okuyabiliyoruz. En sonuncusu da erkeklerin genelde çok sevdiği bir şey, check sport results, yani maç sonuçlarını da öğrenebiliyoruz dedim. Bunlar gördüğünüz gibi internet alışkanlıklarıydı. Bakalım daha neler anlatacağım size. Peki, asking for clarification bölümüne geldim. Çocuklar, clarification demek bir nevi açıklama gerektiren, yani birazcık açıklık istiyorsanız karşı taraftan, dediğini anlayamadıysanız bunu karşıya nasıl söylersiniz? Biraz daha işte açar mısın, açıklar mısın demeyi hangi cümle yapılarıyla, kalıp cümlelerle anlatırsınız? Konuşma esnasında bir konuyu netleştirmek ya da söylenen şeyin tekrar ifade edilmesini istiyorsanız eğer işte bu cümleleri kullanacaksınız. Birincisi, what do you mean? What do you mean? Ne demek istiyorsun? Can you explain what it means? Ne anlama geldiğini açıklar mısın? Can you explain it more? Daha fazla açıklayabilir misin? What do you mean by that exactly? Bununla tam olarak ne demek istedin? Sorry, I can't follow you. Sorry, I can't follow you. Affedersin, anlayamadım. Mesela bunu da kullanabilirsin. Ya da do you mean, işte her neyden bahsediyorsun? Şunu mu demek istedin? Okay, clarification açıklamaları da gördüğünüz gibi bunlardı çocuklar. Bunu da geçiyorum. Ve yine sizlerin çok iyi bildiği bir konu, internet safety rules, yani internet güvenlik kuralları nelerdir ve biz neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Peki biz yapmamız gereken, yani önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz şeyleri İngilizce'de hangi yapıyla anlatıyoruz? Should yapısıyla, değil mi? Bir nevi buna biz meli, malı diyorduk. Ama yapmamalısın. Bu çok senin için sıkıntı yaratır. Tarzı şeyleri de biz shouldn't, yani should not dediğimiz yapıyla kullanıyoruz. Bu ise yapmamalısın, gitmemelisin gibi cümleleri anlatırken memeli mamalı diyorum ben buna. Peki, we should do ne yapacağız? We should create a strong password. İlk olarak internet kullanırken güçlü bir şifre oluşturmalısın, değil mi? You should create a strong password. Bu birinci aşama. We should visit only safe sites. Sadece güvenli sitelere girmelisin. We should be respectful. We should be respectful to other people. Diğer insanlara saygılı olmalısın. We should pay attention to the etiquette. Görgü kurallarına dikkat etmelisin. Etiquette. Okay? Let your parents know when you see something wrong on the net. You should do. İnternette kötü bir şey gördüğünde bunu anne babana bildirmelisin. Bu da çok önemli. Öğretmenim, bunlar bizim karşımıza nasıl çıkacak ya diyor olabilirsiniz. Paragraf sorularında çıkabiliyor. Ondan sonra hangileri işte yapmamız gerekenlerdir, yapmamamız gerekenlerdir, sıralı cümleler, diyaloglar veya işte 1, 2, 3, 4 diye sıralayıp hangisi bu giden, işte anlatılan şeye uymayan cümledir. Bunlarda bu tarz cümleler çıkıyor çocuklar. O bir internet safety rules, internet güvenlik kurallarına uymalısın kesinlikle. You should be careful about what you share on the internet. İnternette paylaştığın şeylere tabii ki dikkat etmelisin. And the last one is, we should refuse unknown people's friend requests. Yani tanımadığın kişilerin arkadaşlık isteklerini kabul etmemelisin. Okay? Bunlar internet güvenlik
kurallarında yapmamız, yani should, yapmamız gerekenler. Peki yapmamamız gerekenler neler? İşte onlar da burada. We shouldn't do. First of all, we shouldn't share your personal information on the internet, such as phone number. Telefon numaran gibi kişisel bilgileri internette paylaşmamalısın. No, don't share. You shouldn't agree to meet online friends. Shouldn't da birleştirdiğim için don't'ları söylemiyorum bu arada çocuklar. Ne diyor burada? İnternetten edindiğin arkadaşlarla gerçek hayatta buluşmayı kabul etme. Yani internette yansıttığı kişilikle gerçekteki kişiliği farklı olabilir. Ve bu bence son derece dangerous bir durum. You shouldn't believe in all the news on the net. İnternette çıkan her habere tabii ki inanma. Bunu biliyorsunuz zaten. We shouldn't download anything without confirming. Kontrol etmeden herhangi bir şeyi sakın indirme. And you shouldn't share your password except your parents. Ailen hariç kimseyle de şifreni paylaşma. Eğer unutmayacağın bir şifre ise kimseyle de paylaşmana gerek yok. Ama en güveneceğin kişiler tabii ki ailen. Bu da We Shouldn't Do bölümüydü. İlerliyorum. Şimdi sizlere kredi kartından bahsedeceğim çocuklar. Credit card, bir kredi kartının üzerinde yazan kelimeler ne anlama geliyor? İlk olarak bildiğiniz şu uzun olan rakamlardan oluşan bölüm, credit card number dediğimiz bölüm. Yani kredi kartı numarası. Buralardan da soru geliyor. Şu bölüm card holder's name. Card holder's name kart sahibi. Card holder, okay? Kart sahibinin adı. Expire date dediğimiz şu bölüm son kullanma tarihi, expire date. And CVV number dediğimiz şu bölüm ise güvenlik numarası, CVV number, okay? Güvenlik numarası. İşte bu da kredi kartında bulunan önemli kelimeler. Ve geldim bu ünitedeki dil bilgisi konusuna. Bu ünitedeki dil bilgisi konumuz canlarım conjunctions. Yani bir nevi bu bağlantı cümleleri, cümleleri birbirine bağlayan kelimeler. Mesela ilk olarak and, but, because ve so. Bu dört kelime paylaşılmış sizlerle bu ünitede. İlk olarak en çok bildiklerinizden başladım. And. Benzer düşünceleri bağlamak için kullanıyoruz. Biliyorsunuz. Mesela bu üniteye uygun bir cümle. I use internet to the shopping and search for information. Alışveriş yapmak ve araştırma yapmak için interneti kullanırım. Aynı düşünceler değil mi? Bir şey yapmak için. Her ikisinde de bir şey yapıyorsun. To the shopping and search for information. But hepinizin bildiği gibi and ve anlamına geliyor. But ama fakat anlamına geliyor, değil mi? Farklı düşünceleri bağlamak için kullanılıyor dolayısıyla. Ne gibi? I like texting message but I don't like sending emails. Ne demiş? Mesaj yazmayı severim. I like. Ama e-mail göndermeyi, yani elektronik posta göndermeyi sevmem. Bakın farklı iki düşünce. Genelde de BAT'ta şöyle bir özellik vardır. Birinci cümle olumlu bir cümle ise ikinci cümle olumsuz bir cümle olmak zorunda. Birinci cümle olumsuz bir cümle ise ikinci cümle olumlu bir cümle olmak zorundadır. Batın kuralı budur. Aklınızda bulunsun canlarım. Geldim because'a. Because'un anlamını da biliyorsunuz. Çünkü anlamına geliyor. Neden bildirmek için kullanıyoruz bunu da? Mesela she can't connect to the internet because she doesn't have a modem. İnternete bağlamıyor. Neden? Bağlanamıyor. Çünkü modemi yok. Anladık mı? Because'dan sonra genelde cümlenin nedeni açıklanır. She doesn't have modem. Modemi olmadığı için internete giremiyor. Ve so. So'nun Türkçe karşılığı ise bu yüzden demek çocuklar. Bu yüzden. Sonuç bildirmek için kullanıyoruz bunu da. I don't have the internet connection at our house, so I can't use social networking sites.
Ne demiş? Evde internet bağlantım yok. Tamam mı? Bu yüzden ya da dolayısıyla da diyebilirsin. Bu yüzden I can't use social network sites. Sosyal paylaşım sitelerini bu yüzden kullanamıyorum. Burada da sonucu anlatırken because da nedeni anlatıyor. Anlamları dediğim gibi and, where, but, ama, because, çünkü, so, bu yüzden diyorum ve geçiyorum. Çok zor bir ünite değil aslında. Bol bol soru çözmeniz gereken, pratik yaparak, soru çözerek bu üniteyi çok iyi bir hale getirebilirsiniz. Mesela bazı ünitelerde konu anlatımı evet önemli ama bu ünitede soru çözerek üniteyi öğrenebilme şansınız daha yüksek. Ve bazı kaynak kitaplarda gördüğüm, bazı kitaplarda da hiç görmediğim bir bölüm. Mesela bu bölüm için ben Haktan Bağış Kırkkesel hocama çok teşekkür ediyorum. Support kitabında bunları vermiş. O yüzden ben de sizlere bunları tanıtmak istedim. İlk olarak influenza. Influenza. Kimdir bunlar? Influenza fenomenler değil mi? Most popular types of social media world, they have thousands of followers. Tam açıklaması bu. Yani sosyal medya dünyasında çok popülerler ve binlerce takipçileri var. Influencerlar. İkincisi, evangelist. Hiç duymadınız değil mi bunları? Bunlar kimler biliyor musunuz? Sosyal medya kullanıcılarının türleri. Yani hangi tür sosyal medya kullanıcıları var? İkinci tür ise evangelistler. Öyle diyorum ben bunlara. Evangelistler ise tanınmayı seviyor çocuklar. They are not experts in anything. Hiçbir konuda bir uzmanlıkları yok. They like sharing things. Bir şeyler paylaşmayı seviyorlar. They love recognition. Yani tanınmayı seviyorlar. Ama hiçbir konuda uzmanlıkları yok. Üçüncüsü, utilitarian. Biraz söylemesi garip ama dur söyleyebildim mi? Utilitarian, evet öyle okunuyor. Utilitarianlar ise faydacılar. Yani they use social media for practical purposes. Sadece bazı amaçları için kullananlar. Utilitarians, faydacılar yani. Geldik complainers'a. Complainers'ı bilirsiniz. Complain'ın aklınıza gelsin. Şikayetçiler. They often post angry messages on the websites of the companies. Genelde böyle şirketlerin web sitelerine sürekli sinirli, kızgın mesajlar gönderip şikayet eden tipler. Complainers'lar. Ve bystanders ise follow interesting news. İlginç haberleri izlerler, takip ederler. They don't like, share, like or comment on anything. Ve öyle her şeyi paylaşmayı, beğenmeyi ya da yorum yapmayı sevmezler. Yani seyirciler. Sadece seyirciler. Anladık mı bunlar? Dediğim gibi types of social media users. Bir genel kültür bilgisi olsun size. Belki çıkar, belki çıkmaz. Ben anlatayım dedim, içim rahat etsin. Umarım işinize de yarar canlarım. Ve burayı nasıl anlatacağımı bilemiyorum açıkçası. Siz bu bölümde çocuklar şunu yapın. Videoyu durdurun. Şöyle bir okuyun. Çünkü ben burada 2D, 2 mor diye sizlere anlatamayacağım. O yüzden göstermek istiyorum. Hiç ellerimi sizlere göstermeden. Burayı videoyu durdurup bir okuyun. Bunlar neler? SMS kısaltmaları. Mesela today'in yazılışı böyle olabilir. Ne alaka öğretmenim diyorsanız today, to şeklinde okunuyor ya başlangıcı. Onu böyle yazıyorlar SMS kısaltmalarında. Tomorrow, tonight. Mesela for'u böyle veriyorlar. Forever. Asabı biliyorsunuz as soon as possible. Ve diğerlerine de şöyle bir göz gezdirdikten sonra hadi burayı cevaplayalım. Sizce bu kısaltmalar neler olabilirler? Yapalım mı? See you, değil mi? Mesela bakın İngilizce harflerin okunuşu see you. Bu ne olabilir? Bakın hemen neymiş? Evet, later. Eight varmış gibi okunuyor çünkü. Call me. B4 ne olabilir? Before, doğru. U ne olabilir? Hemen bakın neymiş? You. Hatta şuraya şöyle yazalım. You come. Gelmeden önce beni ara anlamına geliyor bu da.
Thanks for calling. Thanks'in internetteki SMS kısaltması bu. Thanks for calling. Ve bu kısaltma ise I can't come tonight. Bakın bu akşam diyor. Because'un kısaltılmışını yazmıştım sizlere. I am ill. İşte canlarım gördüğünüz gibi SMS kısaltmaları da bu şekilde burayı durdurun bir bakın. Ve ben geçiyorum bunu da. Son bölümdeyim. Short notes. Burada da sizlere kısaca bazı notlar vermek istedim. Mesela zıtlar. Log in, log out. Bunlar birbirinin zıttı. Sign in, sign out. Bunların hepsinin İngilizcesini verdiğim, Türkçesini verdiğim için söylemiyorum. Hepsi birbirinin zıttı çocuklar. Log on, log off. Sign on, sign off. Okay? Ve şurada da şu bilgiyi verdim. In ve onlu olanlar sisteme ya da hesaba giriş anlamına geliyor. Bunu unutmayın. In ve onlu olan kelimeler sisteme ya da hesaba girişi anlatır. Out ve off'lu olanlar ise sistemden, hesaptan çıkış anlatır. Yani out ve off çıkış demekken in ve onlu kelimeler giriş demek. Sign up register yani kaydolmak, bir hesaba giriş yapmak, ikisi de birbirinin yerine kullanılabilir. Ve bazı sorular. Bu sorulara nasıl cevap verilir? İlk olarak for what purposes do you use the internet? Ne amaçla interneti kullanıyorsun? Genelde bu soruya işte do online shopping, online alışveriş yaparım, online game oynarım, chat yaparım gibi cevaplar verilir çocuklar. Yani what purposes sorusu ne amaçla anlamına gelir, okay? Sen interneti ne amaçla kullanıyorsun? How do you access to net? How do you access? Access neydi? Erişim demekti. Yani sen nete nasıl erişim sağlıyorsun? Bu soruya genelde işte via deriz. Aracılığıyla demek bu arada via. Bunu unutmayın. Önemli bir kelime. Mobile phone sayesinde. Laptop, işte laptop, desktop, PC. Bunlar gelir genelde bu sorudan sonra da. Çünkü hangi erişime, hangi device, aleti kullanarak girebiliyorsun demek. Flight Reservation bölümünde ise genelde de çocuklar uçak rezervasyonları bölümünde credit card soruları geliyor. Bunu sadece onun için yazdım. Bir uçak rezervasyonu sorusu varsa işte orada o kredi kartını gösterdim ya biraz önce. Onun her şeyini kullanabiliyorsunuz bu tarz sorularda. My net is broken eşittir. The internet connection isn't working properly. İnternetim arızalıyla, internet bağlantım çalışmıyor, aynı anlama geliyor. Bunlar da sizlere kısa bir nottu diyorum ve son bölüme geçiyorum. İki tane egzersiz yazdım. Tabii ki bu üniteyle ilgili ayrı bir soru çözüm videosu hazırlayacağım. İki videoluk olacak. Tek mesela üç video çekiyordum ama bu iki videoda bitecek diye düşünüyorum. Birinci video konu anlatım, ikinci videoda da soru çözüm yapacağız. İlk sorum burada bunları kullanacakmışım. Hadi bakalım anlamaya çalışalım. I enjoy surfing the internet, chatting online with my friends. İkisi birbirine benzer düşünceler değil mi? Surf yapmayı internette severim. Aynı zamanda arkadaşlarımla da sohbeti severim. O zaman araya and geliyor. Barbara likes science. She doesn't like maths. Ne demiştim sizlere? Baştaki cümle olumluysa, sondaki cümle olumsuzsa ne diyor? Fen'i seviyor, matematiği sevmiyor. Ama, değil mi? Batı kullanıyorum. Making online friends is fun. It's sometimes dangerous. Ne demiş burada? Online arkadaşlık eğlenceli. Olumlu bir düşünce. Ama dangerous demiş. Değil mi? Ama bazen de tehlikeli anlamına geliyor. Jack wants to use internet. He wants to search for information for his project. Jack interneti kullanmak istiyor. Neden? Because projesi için birkaç bilgi araştırması gerektiği için. I like reading newspapers.
Gazete okumayı severim. I like being aware of the events in my country and around the world. Ne diyebiliriz buraya? Ülkedeki olaylarla ilgili bilgim olur. Ülkedeki ve dünyadaki olaylarla ilgili bilgim olur. Buraya bir cause yazabilirsiniz çünkü. Ama so da gelebilir bence işte. Mesela gazete okumayı severim. İşte bu yüzden de ülkedeki ve dünyadaki haberlerden mutlaka bir haberim, bilgim olur anlamında. İkisi de gelebiliyor. 6. Mom is trying to log into her email account. She can't remember her password. Annem e-mail hesabına girmeye çalışıyor. Ama doğru. She can't remember her password. Şifresini hatırlayamıyor demiş. Şimdi bu bölümde de canlarım şurayı ve şurayı eşleştireceğiz. Do you spend too much time online? Çevrimiçi çok fazla vakit harcıyor musun? I mean, demek istedim ki buna benzeyen cümleyi bulacağız burada. Hangisi? Çok fazla vakit geçiren kişi, yani are you an addict sorusunu sormuş olabilir. Buraya ne gelecek? D gelecek. Yani sen bağımlı mısın? Videoyu durdurup yapıp sonra cevapları alın. My mother doesn't like computers. Annem bilgisayarları sevmez. Ama değil mi? Bazen arkadaşlarına e-mail gönderir demiş. Buraya A gelecek. If you play online games for long hours, eğer uzun saatler boyunca oyun oynarsan bilgisayarda ne olur? You can have health problems. Doğru. Bazı sağlık sorunların olur. Hem ruhsal açıdan hem bedensel açıdan. Don't share your personal information. Kişisel bilgilerini paylaşmamalısın. Kimlerle? With your online friends. Bilgisayarda bulunan arkadaşlarına, online arkadaşlarına. Ve beşincisi de ne diyor? Tatilde bir sürü güzel fotoğraf çektim ve onları bloğuma yükledim diyor. Upload'dan anlıyoruz. Ve bu şekilde egzersizimizi bitiriyoruz. Hatta tadam. Ünitemiz bitti. Bu kadar. Evet canlarım, 5. üniteyi de bitirdik. Umarım faydası olmuştur. Yine aynı sözleri kullanıyorum. Bundan sonraki 2. videomuzda da birkaç güne hazırlayacağım. Bu üniteyle ilgili soru çözümlerini yapacağız. Ve inşallah 5 üniteyi de güzel bir şekilde anlamış ve bitirmiş olacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.